Kardeş sonunda kızacaksınız diye ayasızca dadaştı yeter arkadaş diye ayasız. Ben de size şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar selamun aleyküm. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, değerli takipçilerimiz ve koskoca harikalar diyarı. Hepinize gerçekten içten dolu sevgilerimle, saygılarımla, böyle güzel duygularımla sizleri selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere muhteşem bir tarif daha vereceğim. La bu dadaşın tarifi biter mi? Bitmez tabii ki. Benimki bugünkü tarifim ise yine çok basit. Evinizdeki malzemelerle belki yanınızdaki küçük bir kuru yemiş marketiyle halledebileceğiniz bir çözümden bahsedeceğim. Hayvanlarınızın çiftleşmesine, hayvanlarınızın yumurta yapmasına yardımcı olacak ve bu dozajlarla hazırlayacağımız yem tarifiyle hayvanları biraz daha iştahlı, yaşama sevinciyle doldurabilecek ve kümesinizde yumurta verimini bir tık artırabilecek ve aynı zamanda horozlarınızın ise tavuklarınızla çiftleşme ritüelini artırabilecek bir tarifle sizlerleyiz. Aynen. Ha ya, tam 2016 yılından beri buradayım. Sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bu yılın muhtemelen son tarifi olacak bu. Bu göstereceğim tarifi lütfen detaylıca, dikkatlice izleyin. Çünkü bundan sonraki videolarda muhtemelen uzun bir süre daha tarif vermeyeceğim. Artık elimde tarif kalmadı. Tam kaç senedir ben sizlere bütün tariflerimi gösterdim. Ama bu son tariflerimiz de yeni ve keşfettiğimiz, kümesimde uyguladığım tariflerdir. Şunu unutmayın, ben sizlere gösterdiğim bütün tarifleri kümesimizde uygulamış ve neticesini almış bir tarif sistemlerini sizlerle paylaşıyorum. Yoksa paylaşmam. Hadi biz şef olalım, siz de bizi izleyen birer gurme olun arkadaşlar. Öncelikle almanız gereken bir ürün var. Şunlardan temin edin. Güvercinler için satılıyor ama gerçekten aşırı derecede faydalı ve uygun fiyatlı. Bunlardan alabilirsiniz. Ben nereden aldım diye sorarsanız ben bunu Kanatlı Shop'tan aldım. Google'a yazdığınız zaman görürsünüz. Kanatlı Shop'tan satın alabilirsiniz. Kargoyla gönderiyorlar. Diğer yandan şimdi bunu biz yem tarifimizin içerisinde kullanacağız. Zaten iki tane ham maddemiz var. Biri bunlar. Yani mineral taşları. Birisi ise bu şunu alalım. Tavuklar. Yani bir gırtlama aldı. Birisi ise burada. Keçi boynuzu. Keçi boynuzunun kendisini de satın alabilirsiniz. Toz şeklini de satın alabilirsiniz. Ben genelde toz tercih ediyorum. Çünkü daha etkili oluyor. Bunu civcivlerimde ve sürünün tamamında birçok kez kullandım. Bir tane yem kabı alırsınız arkadaş. Bunu buraya koyarsanız. Bunun içerisine birazcık yem dolduracağız bu arada. Şimdi gidip bir de yem dolduralım. Bu yemi tavuklarınızın daha çok sevdiği yemlerle tercih ederseniz bence sizin için daha iyi olur. En azından hayvanların mesela bakın buğdayı çok seviyorlar. Yani bir karışım yapın. Tek bir yem tipindense karışık yem yapmanızı daha çok tercih ediyorum ben. Çünkü hayvanların ihtiyacı var arkadaşlar. Dur. Durun çocuklar. Bak. Mısır. Bu da nasıl yiyor arkadaş? Çok seviyorsunuz biliyorum ama yapacak bir şey yok. Dur. Dur kızım dur. Dur kızım. Buna bak lan. Oturmuş üstüne. Abi dur. Vereceğim vereceğim. Az sakin olun. Hala hala. Şuradan birazcık da şu şekilde yumurta yeme. Yani acızdan ölürsünüz değil mi? Şunu unutmayın, tavuklar hiçbir zaman doymaz. Bu arkadaşlar yumurta yemini yapacağımız tarif. Bunu buraya koyalım. Biz çaktırmadan tavuklarımızın karnını doyuralım. Belli oldu. Çok fazla tavuğumuz için bugün bir ziyafet vermemiz gerekecek. Tamam, sakin ol. Kalk! 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 Ya. Evet, hayvanlar bayağı bir acıkmış. Bu videomuzda bir de yemleyelim birazcık. Nasıl acıktınız ya siz? Ah.
Dan dan di da dan di na ni na ni na. Bayağı da kalabalık bir sürümüz varmış bu arada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Karışık sürüm, rengarenk gökkuşağı gibi, maşallah subhanallah. Canınızı gırtlarım sizin. Arkadaşlar çaktırmayın, biraz da arka tarafa atalım. Şu uyanıklar var burada biraz. Bak bak. Bak bak. Mısırı bu kadar çok seven bir hayvan daha önce görmedim ben kardeş. Tavuklar mısırı çok fazla seviyorlar. Şu arka tarafta gördüğünüz bitirdiler ama az bir şey daha atacağım. Yeter bence. Sen de şaşır. Al al gel. Gördün mü? Sen o tarafta ye. Gel, kalk. Kalk o tarafta yesin. Hadi. Sabaha kadar sizi doyuramazdık ki biz kuzu. Aynen. Maşallah, subhanallah. Karnı tok. Biraz da buğday atalım. Atak mı? Al. Şöyle arkaya da. Al. Hadi gidelim arkadaşlar, yem tarifimizi hazırlamaya başlayalım. Bu güzel rengarenk ortamın hemen ardından şu an böyle yemeğimizi yedik, tatlımızı yemeye geçiyormuş gibi hissediyorum ben. Çünkü bu hayvanları bu şekilde izlemek insana gerçekten muazzam bir huzur veriyor. Hadi şimdi yem tarifimizi hazırlamadan önce şöyle bir göstereyim. Önce iyi karıştırdınız değil mi? Şu keçi boynuzundan yemin üzerine kaplayacak şekilde döküyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar. Üzerine kaplaması yeter. Yani bütün yemlere zaten yapışacak. Keçi boynuzu dediğim gibi hayvanlara zaten sağlık açısından çok iyi. Artı olarak bizim işimize gelen özelliği ise horozları biraz daha kızıştırması. Tabii bu kızıştırma tavuklar için de geçerli. Sadece horozlar değil arkadaşlar. Bunu da burada lütfen unutmayın. Bu tarifle emin olun birçok tavuğunuzu ve hayvanınızı besleyebilir, civcivler dahil olmak üzere hayvanlara bu sağlıklı öğün. Sormuş, abi bu tarifler nereden bulursan, nereden aklına geliyor gibi sorular soruyorlar. Ben de cevap vereyim. Değerli kardeşlerim, biz yıllardır tavukçuluk yapıyoruz değil mi? Denedik, gördük, izledik, bulduk, araştırdık, okuduk ve yazdık. Bugün ise bu tarifler sayesinde gerçekten olabildiğince çok hayvanımıza faydalı işler yapabiliyorum. Ve sizlere de bu tarifleri elimden geldiğince gösteriyorum. Şöyle bakın. Nasıl güzel oldu değil mi? İçindekiler olabildiğince çok ürün var içerisinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bu ürünleri çok basit bir şekilde alırsınız. Bu karışımı çok basit yaparsınız ve tavuklarınızı gerçekten çok güzel besleyebilirsiniz bu tarifle. Bunu iyice karıştıracaksınız. Taşlarla falan. Mineral taşlarımız, yem çeşitlerimiz ve bütün yemin üstünü kaplayan o muhteşem toz şeklinde olan keçi boynuzu tozumuz. Bu olay var ya, bu olay tarihte ilk değil. Tabii harikalar diyarı olarak biraz daha detaylı anlatmaya ve faydalarını söylemeye çalışıyorum. Keçi boynuzu hayvanların sindirim sisteminden tutun vücut fonksiyonlarının birçoğunu düzenlerken tavuklarımızın yumurta verimine ve horozlarımızın kızgınlığına sebebiyet veriyor. Bunu da yine düzenli olarak verirseniz. Ya bunlar çok basit ürünler. Biraz daha metabolizmanın hızlı çalışması için gerekli şeyler. Bunun içerisine kırmızı biber de katabilirsiniz. Yani o şekilde bir rasyon da oluşturabilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz keçi boynuzu tatlı bir madde. Bir de acıyı karıştırıp hayvanların ağzının tadını bozmak istemiyorum pek açıkçası. Evet, karıştırmamız da tamam. Bunu şöyle sürünün içerisine bir koyayım. 2 dakika yesinler. Al. Hayvanınızı da severek yiyecektir arkadaşlar. Saldırmayı görüyorsunuz. Muhtemelen de oldukça lezzetli bir ürün olmalı ki çok hızlı tüketmeye çalışıyorlar şu an. Bakın yeme şeklini görüyor musunuz? Jet.
O kadar hızlı tüketmeye çalışıyorlar ki, hızlı hızlı yiyorlar, hızlı hızlı. Korkuyorlar ki kalmaz. Bütün millet toplandık. İftarı açtılar herhalde. Maşallah. Seviyorum arkadaşlar bu kerataları. Harikalar diyarında böyle tavuk beslemeye devam edersem herhalde ki patır patır artmaya devam edecekler. Karışık sürümü oluşturduktan sonra biz tavukları böyle bestirdik arkadaş. Gördüğünüz bütün tarifleri Arakes'e veriyorum ve hayvanlarımızın gerçekten de sağlığında hem etkili olurken hem de hayvanların strese girmesini de önlemiş oluyoruz bu şekilde. Şurada gördüğünüz şu pozisyon, şu renk pigmeni beni benden alıyor arkadaşlar. Herkese nasip olsun inşallah diyelim ve birazcık yemi şu karığa dökelim. Hayvanlarımız karıktan yesin ki ben sürü içerisinde dağıtacağım bu yemi. Şöyle yapalım. Dışarıda beslensinler. İçeride beslensinler. Şöyle. Ve arka tarafta beslensinler. Karışık sürüye veriyorum daha çok. Kafes içindeki hayvanlarımızı pek beslemedim açıkçası arkadaşlar. Şimdi de kafes dışında sürünün geneline vermeye çalışıyoruz işte. Bir de sultanlara verebilirim birazcık. Sultanların ihtiyacı var birazcık. Ha? Sultancıklar, ihtiyacınız mı var çocuklar sizin? Ha? Neyse size de vereceğim. Az bir şey bıraktım arkadaşlar. Onları da özel hayvanlarımıza vermeyi düşünüyorum. Koşamolar gibi falan. Hepsine sırasıyla bir şekilde sağlıyoruz bu yemi. Bu yem rasyonlarını kümeslerinizi uygulayabilirsiniz. Benim kullandığım şu anki yem rasyonunu tavuklarımızın ne kadar iştahlı yediğini hepiniz görüyorsunuz. Değil mi? İştahlarını yaptığımız yem tarifine borçluyuz. Hepinize tavsiye ederim. Keçi boynuzu, güvercinlere kullanılan mineral taşları ve karışık yem rasyonuyla bu işi halledebilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Harikalar diyarında olun. Bizimle olun, mutlu olun diyorum. Diğer güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Seviyorum sizleri. Saygılar, sevgiler.